Yo 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 yo, hepiniz selamlar. Ben Heyecanlı ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere CSGO Paris Major 2023'ün en sonunda kapsül indirimleri geldi ve çattı. Bunları inceleyeceğiz. Kapsül indirimleri nasıl, neler olacak, hangi kapsüllerden almalıyız, ben hangilerini alacağım, kaç adet alacağım. Hepsini inceleyeceğiz fakat bunlara geçmeden önce videonun bir sponsoru var. Ve bu sponsor da bildiğiniz üzere efsane bir sitemiz, Skinsmonkey. Skins ile Lego Jackpot'un kullanarak 5 dolarlık bir ilk takas bonusuna elde edebilirsiniz. Onun dışında genel 5 dolarlık bir bonus dışında %35'lik bir nakit yükleme bonusumuz da mevcut. Gene kod Legojam kodunu kullanarak %35'lik bir nakit yükleme bonusu sahip olabilirsiniz. Skins Bank'i bildiğiniz üzere güvenilir, hızlı ve global trading dünyasındaki en bilindik ve güvenilir sitelerden bir tanesi. Zaten kanalda bir sürü nasıl kullanılır, avantajları neler, dezavantajları neler, nasıl daha iyi kar edersiniz tarzında videomda mevcut. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Onun dışında Paris Mansion'a gelelim. Şimdi Bildiğiniz üzere şöyle bir olay var arkadaşlar. Sizlere şunları anlatmak istiyorum öncelikle. Burada bizim totalde 7 adet kapsülümüz var ve bu 7 kapsülden hangisi daha iyi hangisi daha kötü olarak onlara bakacağız. Öncelikle sizlere şunu sunmak istiyorum. Normalde bildiğiniz üzere kapsüller 1 dolardan çıkıyorlar ve 0.25 dolara yani 0.75 cente satılıyorlar. Şu anki dolar kurunu, güncel dolar kurunu gözümüze aldığımız zaman 5.95 TL oluyor ve kaç dolar yazdığımız zaman görmüş olduğunuz üzere Burada 1 centlik bir avantaj görüyorsunuz. Tabii ki de bizdeki 1 centlik avantaj tam tamını 27,5 kuruşa denk geliyor. Bu yakın bir dönemde azalabilir de artabilir de fakat daha yeni olarak politika konuşmak gerekirse Merkez Bankası bir e, faiz oranını arttırdı. Ve bundan dolayı olarak da dolar arttı ve yüksek ihtimalle dolar yıl sonuna kadar 28'e vurmaya yaklaşacak. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben zaten indirimli eşyalarımı TL'den dolara çeviriyorum. O yüzden her zaman iyi bir alım Acele etmeniz gerekiyor mu? 1 centlik düzeltme yapılır mı bilmiyorum. Ama bir yana dolar şu anda 24 25ten daha yukarıya çıkarsa 27-28'leri görürse emin olun ki bir fiyat düzenlemesi daha gelecektir. Onun dışında hem Rio hem de Antwerp. Birisi 68 gün boyunca indirimde kaldı. Diğeri 71 veya 72 gün boyunca indirimde kaldı. Yani son iki major'ında 2 aylık bir indirim süresinde kaldığını sizlere belirtmenizi istiyorum. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? En kötü bir aylık bir indirim süreci olacak. Fakat iki ay kadar uzarsa ben eminim ki yazın sonuna doğru dolar daha da artacaktır. Özellikle yıl sonuna doğru yaklaşacağımız için. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şahsen kapsüllerimi erkenden almayı düşünüyorum. Benim en büyük planlarımdan bir tanesi bu. Yüksek ihtimalle de indirimler bittikten bir iki hafta sonra da şahsi fikrim CS2'nin çıkacağıdır. Şimdi kapsüller konusuna gelmemiz gerekirse uzak durmanız gereken şeylerden bahsedelim. Ben özellikle efsaneler kısmını çok beğenmiyorum ve daha uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Efsaneler kısmındaki en güzel sticker'ımız buradaki Furia. Onun dışında kalan sticker'larımız bir tık daha tırt kalıyor. Burada imzalarımız var. Bu imzalar konusunda kendi fikirlerimi vereceğim. Fakat özellikle uzak durmanız gereken şey efsaneler dışındaki bu şampiyon imzaları. Bu şampiyon imzaları en az kar ettiren sticker türü arkadaşlar. Önermiyorum. Mümkünse almayın. İçine Navi, Navi de olsa, Zayvu da olsa, Simple de olsaydı gene değiştirmeyecekti. O yüzden ben şahsen çok fazla önermiyorum burayı. Bu şampiyonların en az alacağınız şampiyonlar olsun. En önemli iki odamız şu, buradaki şunlar. Mücadeleciler. Buranın en büyük sebebi buradaki mouse, kompleksiti, fluxo, e, team liquid ve face stickerları. Ve gene buradaki meydan okuyanlar. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi G2, Pain Gaming, Gamer Legion, Apex ve Monten'in de stickerları oldukça pahalı. Öte yandan Legends'a baktığımız zaman buradaki ana odan tamamen Navi ve Fury üstünde olduğunu görüyorum. Kalan stickerlar Into the Bridge, Bad News, Eagles, Nine istenilen aşamada değiller. Ve fiyatları diğer stickerlara çok çok daha göre düşük. O yüzden şahsen örnek veriyorum. 1000 kapsül alacaksınızdır. Ve en güzel örneği de buradan verebiliriz. Tanesinden şöyle bir şey yapabilirsiniz. 333, 300, 333, 333 şeklinde alacağınıza 400, 400, 200 yapabilirsiniz. 400 meydan okuyanlar, 400 mücadeleciler, 200 efsaneler. Her türlü bölmenize öneriyorum ve efsaneleri skiplememenizi de düşünüyorum. Ben şahsen 500 ila 1000 adet arasında bir alım yapmayı düşünüyorum. Ama yüksek ihtimalle 500'e durmayı düşünüyorum şimdilik. Ana fikirlerim bunlar. Bilet jetonlar önerdiğim bir şeyler değil. İndirime girmiyorlar. Kısa zamanlı, kar hani indirim biter bitmez ufak bir %20'lik %30'luk bir artış elde ediyor. Çok büyük bir önemi yok. Ben efsaneler imzaları veya meden okyanlar imzalarından da çok fazla almıyorum. İmzalar genellikle çok popüler olmuyor. Evet içerisine çıktığı zaman daha avantajlar var. Fakat logolar genellikle daha fazla açılanlar ve daha ön planda olanlar oluyor. O yüzden ben direkt takım logolarını daha çok öneriyorum. Ama gene binli bir örnek vermek gerekirse veya yüzlü bir örnek verelim daha klasik olsun. Biz bunları 40-40 20 yapmıştık hatırlarsınız. 30-10-30-10 ve 10-10 şeklinde de düşürebilirsiniz. Yani aslında aldığınız noktalarda avantajlı bir şekilde düşürebilirsiniz. Sallıyorum. Bundan 30, bundan 10. E, doğal olarak bundan 30, bundan 10. Total yine 40 yapıyor. Bunu da 15'e 5 veya 10'a 10 bir şekilde çevirebilirsiniz. E böylece de hepsinden 3-5 almış olayım mantığına girebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim ana odam tamamen meydan okyanlar ve mücadeleciler kısmında olacak. Dolar kuru artarsa emin olun ki bunlara da belli bir durumda zam gelecektir. Ben bunu daha önceden yayınlarımda söyledim. Hatıra jetonları 58 liradan 71 lira oldu ki hatta envanterime de baktığınız zaman benim 58 liradan büyük bir alım yaptım burada görebilirsiniz. Çünkü avantajlıydı. Ben de o yüzden bu alımı yapmak istedim. Onun dışında bakalım neler olacak. Ama genel olarak indirimlerimiz bu şekildeydi. Kendi fikirlerim bu şekildeydi. Dikkat etmeniz gereken noktalar bu şekildeydi. Sticker'lar hakkında eski stickerlar hakkında ve genel olarak piyasa hakkında gene başka bir video yapacağım. Fakat şu an sabahın altısı olduğu için ne videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum hem de hızlı bir şekilde editleyip yüklemek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.